Merhaba Sektörle Haber Merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Ama nerede? İstanbul Bağcılar'da. İstanbul Bağcılar'da matbaacılık sektörüne yönelik hizmet veren, kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Kalmak Matbaacılığa konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi Rahmi Kalmak ile birlikteyiz. Merhaba Rahmi Bey. Merhaba. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Öncelikle Cağaloğlu'nda başladı hikaye. Ama nasıl oluştu, nasıl gelişti, nasıl devam etti? Bugüne kadar nasıl gelebildik? Öncelikle kuruluş hikayesini almak istiyorum ben sizden. Evet, kuruluş hikayemiz 84 yılında başladım Cağaloğlu'nda. Tabii çıraklık döneminden geldik. Hı hı. 2001 yılında kendi işimi kurdum. Bu alanda devam ediyorum. İşte ambalaj yapmaya çalışıyoruz. Yani ambalaj dalında ilerlemek üzere yola devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Tabii ki bu 84'te başlayan hikaye Cağaloğlu'nda başladı ama tabii. Bununla birlikte şu an sektörde gerçekten hatır sayılır bir prestije sahipsiniz. Bu anlamda da sektörün liderlerinden, enlerinden birisiniz firma anlamında. Peki o günden bugüne nasıl gelişti, nasıl oluştu, bu markalaşma ihtiyacı nasıl gelişti? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii yoğun çalışarak ve kaliteyi ön planda tutarak bugüne geldik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Tabii kaliteli hizmeti de kaliteli ön planda hizmet, tutarak. Çünkü günümüzde biliyorsunuz matbaa dendiği zaman akla işte tabii. Sadece kartvizit değil. Bununla birlikte şimdi sektörde, matbaacılık sektörü de o kadar çok gelişti ki popüler kültürle birlikte çok farklılaştı ve sektörde çok yenilikler olmaya başladı. Evet. Ve bu anlamda hem modayı da takip ediyoruz. Ve yeni teknolojileri de takip ediyoruz. Ve onun haricinde de tamamen uzman bir ekiple çalışıyoruz. Evet. Öyle değil mi? Yani uzman ekip zamanında iş teslimi ve kalite hepsinden önce geliyor. Evet. Tabii ekipmanları da unutmamak gerekiyor. Ekipmanlar da bu anlamda tamamen profesyonel makinalar. Tabii. Çok da güzel bir şekilde hizmet veriyorsunuz ve hali hazırda devamda ediyoruz hizmet vermeye. Ama burada matbaacılık dendiğinde sadece işte kartondan yapılan işte bir iki kağıttan ibaret değil her şey. Tabii. Bununla birlikte dizaynı ve farklı hazırlık modelleri aşaması. Çok farklı bu hazırlık aşamasından, uygulama aşamasından biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl gelişiyor? Hazırlık aşaması var tabii. Yani yayında, kitapta olsun, onu yayın evlerimiz var zaten. Yayın evleri kendileri hazırlıyor. Çevrimlerini hı hı. yapıyorlar işte, haklarını alıyorlar. Çevrimlerini aldıktan sonra bize getiriyorlar. Biz de yani basım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle biz onu baskıya veriyoruz burada. Basıyoruz. Hı hı. Kitap halinde müşterimize teslim ediyoruz. Katalog broşürlerde de yine çekimler yapılıyor. Detaylı çekimler tabii. Onlarda da hazırlık aşaması uzun sürüyor kataloglarda. Onların haricinde kutu bölümünde yani kutuyu hazırlarken de tabii yine aynı şekilde ürünler çekiliyor. Hı hı. Hazırlık aşamasından sonra baskıya girdikten sonra işte kutu haline getirip teslim ediyoruz. Evet, tasarımlar tamamen sizin kendi bünyenizde yapılıyor. Kendi bünyemizde yapılıyor. Ajanslarımız var, onlar yapıyorlar. Onlar hı hı. da yapılıyor, onlardan geliyor. Onları da yaparak teslim ediyoruz. Evet. Şimdi verdiğimiz Kalmak Matbaacılık olarak verdiğimiz birçok hizmet var. Evet. Bunlar genel anlamda neler? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Genel anlamlar, kağıt üzerine her şey diyelim. Yani kağıt üzerine her şey yapabiliyoruz. Peki neler? Yani katalog, broşür, kitap, kutu, davetiye, kartvizit, broşür, takvim, yani kutu çantalar. Kutu çanta, tabii karton çantalar. Karton çantalar. Karton çantalar. Aslında şöyle de diyebiliriz,
hayatın her alanında, aslında matbaacılığın her alanında olduğu gibi hayatın her alanında da kalmak olarak, kalmak matbaacılık olarak varsınız. Öyle diyebiliriz değil mi? Varız. İnşallah kalmak olarak kalacağız. İnşallah kalmak, isminizde de zaten özdeş. Evet. Kalmak, kalacak inşallah bir ömür boyu, çok daha uzun yıllar boyunca. Peki az önce bahsettik, işte birçok hizmet veriyoruz dedik, teknolojiyi takip ediyoruz dedik ama bu da doğal olarak sizin verdiğiniz hizmetlerde kaliteyi ön plana getiriyor. Ve markalaşma ihtiyacını ortaya getiriyor. Doğal olarak da bir markalaşma ihtiyacını da gerek duyuyorsunuz, gereksinim duyuyorsunuz. Şu anda da zaten sektörde neredeyse bir marka haline geldiniz. Bu markalaşma süreci nasıl oluştu peki? Markalaşma süreci yani kaliteli iş verdiğimiz zaman zaten devamı geliyor. Yani işte bir firma iş yaptığımız zaman memnun kaldıysa diğer arkadaşına başka yan firmaya da bize söylüyor. O şekilde onlar da bize geliyor. Ve bu şekilde de kapasite şekilde uzuyor, gidiyor. Peki yıllık üretim kapasitesi nedir? Yıllık üretim kapasitesi yani haftalık 1 milyon kutu diyelim. Ya da broşür katalogdan yola çıkarsak işte günde 20 bin katalog veya broşürün sayfa sayısına bağlı tabi. 8 sayfadan yola çıkarsak 50 bin broşür gibi yapabiliriz. Devam edebiliyoruz diyorsunuz. Tabii. Ve bu da yıllık bazda çok yıllık daha bazda, büyük rakamlara büyük ulaşıyor. Rakamlara. Ve tabii ki bu kadar verdiğiniz hizmet, işte çalışma, disiplin, kaliteli bir işçilik de buna takip ederek devam ediyoruz ama sektörde de hatır sayılır bir paya sahipsiniz. Sektördeki payınız nedir? Evet, İstanbul'da %5, %10 gibi bir paya sahip olduğumu düşünüyorum. Ama tüm Türkiye genelinde de yine baktığınızda da sadece İstanbul'da çalışmıyoruz. Tabii sonuçta. Ama tüm Türkiye geneline baktığınız zaman da yine hatır sayılır bir paya sahipsiniz. Öyle değil mi? Tabii. Yani Türkiye olarak çok daha geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz çünkü. Evet. Bu anlamda da tüm Türkiye'den Edirne'den Kars'a kadar birçok yerden teklif geldiğinde muhakkak onları yapabiliyoruz. Yapıyoruz. Siparişleri değerlendirebiliyoruz. Tabii. Öyle değil mi? Yapıyoruz, gönderiyoruz. Kargoyla ulaştırıyoruz. Kargoyla da ulaştırıyorsunuz. Tabii. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Tabii Kars'tan veya işte atıyorum Artvin'den teklif geldiği zaman da, istek geldiği zaman da yine onları hemen fiyat çalışmasını yapıp değerlendirebiliyoruz değil mi? Değerlendiriyoruz tabii. Çok güzel. Peki sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörün şu anki durumuyla ilgili. Sektörle ilgili reklam alanı biraz daraldı. Yayın alanı da daralıyor. Şu anda ambalaja doğru gidiyoruz. Yani ambalaj ön planda kalıyor. Bizim sektör için. Çünkü teknoloji gelişti ve bununla birlikte teknoloji geliştiği için de doğal olarak da artık insanlar kartlarda işte broşürlerde kullanmak istemiyorlar. Tabii. Onu farklı alanlarda değerlendiriyorlar matbaacılığı değil mi? Yani matbaacılığı şu anda ambalaj ön planda kalıyor. Reklam, broşür, katalog türleri artık internet sayfaları kuruldu. O tür şeylerde CD ile falan halledebiliyorlar yani iş. Ama ne olursa olsun her zaman matbaacılık sektörü ölmez bir meslek. Bu anlamda da hizmetlerimiz yine devam edecek. Ama tabii ki bununla birlikte çok genç bir iş adamısınız. Ve tabii ki bu anlamda da yolunuz çok uzun. Neler yapmak istiyoruz bu yolda? Cağaloğlu'nda başlayan hikaye nerede devam edecek? Evet, kalitemizle ve zamanla işi vermek üzere yine kalmak olarak bu sektörde kalacağız uzun yıllar inşallah. Ve işçiliğinizle birlikte, kaliteli hizmetiyle birlikte, işçiliğiyle birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet. Kalmak matbaacılık olarak
Biz de izleyeceğiz, göreceğiz bakalım Cağaloğlu'ndaki başlayan hikaye nerede devam edecek, izleyip göreceğiz biz de. İnşallah kalmak, kalıcı olarak kalmak istiyor. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Kalmak matbaacılık olarak tüm halkımızı bekliyorum. Hizmet için buradayız, hizmet için, bekliyoruz diyorsunuz. Hizmet için buradayız, bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz biz de tekrar bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ben sağ olun. Ben teşekkür ederim, size sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Kalmak Matbaacılık'tan aktaracaklarımız bu kadar. İstanbul turumuz devam edecek, biz izlemeye devam edin.